Her gün ip atladığınızda vücudunuzda ne değişimler olur? En son ne zaman ip atladınız bilmiyorum ama muhtemelen bu videodan sonra rutinlerinizdeki yeni yerini alacak. Hiçbir önemli ayrıntıyı kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin ama öncesinde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 1. Kalori yakımı. İp atlamak dakika başına vurduğumuzda en yüksek kalori yakan egzersizlerden birisi. 70 kilo ağırlığında bir insan 1 dakika boyunca ortalama bir hızla ip atladığında yaklaşık 10-16 kalori kadar yakabiliyor. Yani günlük sadece 10 dakikalık bir rutinle 160 kaloriye kadar enerji harcayabiliyoruz. 2. Kemik sağlığı. Düzenli ip atlamak kemik yoğunluğunu arttırıp kemik erimesi hastalığından bizi korur. İskelet sistemimizi güçlendirir, ayak bileklerimizi kuvvetlendirip bilek burkulma riskini en aza indirir. 3. Çeviklik ve çabukluk. Daha hızlı ve akıcı hareket etmek hepimizin isteyeceği bir şey, öyle değil mi? Günlük 10 dakika ip atlamak ayaklarımızın ve vücudumuzun hızlanmasını sağlar. Boksörlerin ve diğer birçok branştan profesyonel sporcuların ne kadar çok ip atladığını hepimiz görmüşüzdür. İp atlamak çeviklik ve çabukluğu geliştirmek için harika bir egzersizdir. 4. Nöromusküler aktivite ve koordinasyon. İp atlamak sadece dış görünüşe değil, beyin faaliyetlerimizin daha iyi çalışmasına da katkı sağlar. Bilişsel zekamızı, vücut, el, göz, ayak koordinasyonumuzu geliştirir. Beyindeki sağ sol yarım kürelerin gelişimine yardımcı olur. Bunun sonucunda hafızanızı, okuma yeteneklerinizi ve mental farkındalığınızı geliştirir. Diğer faydaları. İp atlamak vücudun bütün kaslarını çalıştırır. Vücudun oksijeni verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak kalp, akciğerler ve dolaşım sistemini güçlendirir. Stresi azaltır ve mutluluk hormonunu salgılatır. Bacakların ip atlarken koordine hareketi kasları gerginleştirir. Bu gerginlik kasları sıkılaştırarak baldır, kalça ve alt bacak kaslarını kuvvetlendirir. İp atlayarak vücutta depolanan toksinlerden kurtulabilirsiniz. İp atlarken toksin atma işlemi ter aracılığıyla gerçekleşir. Böylece hücreler yeniden oluşup tam kapasitede çalışabilirler. İp atlamak vücudun endorfin üretmesini sağlar. Endorfin dinlenmenize, stres atmanıza ve daha az endişelenmenize yardımcı olur. Kandaki kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü arttırır. Hem ısınma hem kardiyo için kullanılabilir. Portatif olması sayesinde her yere götürülebilir ve hemen her yerde kullanılabilir. Zamanla zorluğu ya da eğlenceyi arttırmak için hız arttırılabilir veya farklı birçok ayak oyunları kullanılabilir. Aslında daha birçok faydasından bahsedebiliriz ancak temel olarak bunlar yeterli olacaktır. Sizin ip atlamak hakkındaki düşünceleriniz neler? Zaten hali hazırda atlıyorsan tecrübelerini ve görüşlerini yorumlara yazabilirsin. Yeterince ilgi olursa ip nasıl atlanır, doğru teknik ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir video daha çekebilirim. Beğeni butonuna saldırmayı ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.